Merhaba, Ülke TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye Atlası'nı kıymetlendiren konuğumuz Savaş Barkçın. Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan'cığım, sağ ol. Ne yazık ki neşeli ve güzel bir başlangıç yapamayacağım. Bugün 7 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Afrin'deki operasyonda şehit olan askerlerimiz hepimizi çok üzdü. Eyvallah. Ondan bahsederek, onlara rahmet dileyerek ve şehitlerimizi anarak. Allah makamlarını cennet etsin. Tabii bize ordu millet derler. Bu kolay kazanılmış bir tabir değil. Fakat ordu millet olmanın temeli de tabii iman. İmandan dolayı ordu ve millet imana dayanarak böyle oluyor. Allah hepsine yüce makamlar inşallah nasip etsin ve orada savaşmaya devam eden bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Amin. İnşallah inayetiyle onları muzaffer kılsın. Çünkü bu kolay bir dönem değil. Yani dünya tarihinde de bence kolay bir dönem değil. Bizim böyle kahramanlara çok ihtiyacımız var ve o kahramanlar zaten orada şu anda işlerini yapıyorlar. Onlara hep dua edelim. Amin. Çünkü bizim burada bulunmamızın sebepleri onların oradaki çektiği sıkıntı ve biraz da Türkiye'nin hikayesi de bu değil mi abi? Odur. Yani bu kahramanlar çıkıyorlar. Aynen. En zor zamanlarda en büyük fedakarlıkları yapıyorlar. Kesinlikle. Canlarından geçiyorlar ve bizler yaşamaya devam edebiliyoruz. Kesinlikle. Bu sayede. Öyle. Mesela yine savaşan toplumlarla kıyaslamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ordusu, hep bu örneği veriyorum ben. Dünyanın en iyi eğitimli ordusu, en iyi maaş alan ordusu, en yüksek teknolojiyle donanmış, en iyi korunan askerleri, genelde de kara savaşına girmeyen askerler, yani hava gücü zaten çok kuvvetli. Buna rağmen son 12 yılda Amerikan ordusunda görülen psikolojik rahatsızlıklar %12 oranında arttı. 2,5 milyon askeri var Amerikan ordusunun. Yarısı bir psikolojik rahatsızlık teşhisi konulmuş durumda. Şimdi bu olmayan şeyi görmemiz için anlatıyorum. Bizde olan, bizim askerlerimizde olan olmayanı anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir fark bu. Çok büyüktür. Giderek de artıyor. Halbuki bu askerlerin sıcak savaş görmüş değil. Zaten çarpıcı olanı bu. Hani adam savaşa girmiştir, travma geçirir, bir şey olur. Tamam. Bunlar savaşı, çoğunluğu savaşı görmüyor. Savaşı görenler savaş pilotlarıdır genelde. Onlar da savaş görmüyorlar çünkü karşısında savaşacak bir hava kuvveti yok. Tabii. Hani onlar da bilmem kaç bin feet yukarıda. Ona rağmen ordunun yarısı psikolojik rahatsızlığa sahip. Bizim bazen farkında olmadığımız kuvvetlerimiz var. Bunu çok iyi hatırlamak gerekir. Onlardan birisi insan sevgimizdir. Yani bir insanla 2 dakikada muhabbet edip 5. dakikada kaç para maaş aldığını, oğlunun kimle evlendiğini hepsini öğrenebiliriz. Ev kira mı, senin mi, kaç para hemen söylenir. Bu aslında insan sevgisiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla ırkçılık olması mümkün değil. Mesela bizim toplumumuzda ırkçılık olmaz. Zaten ırkçılık tamamen batılı toplumların bir hastalığıdır. Geleneksel hiçbir toplumda ırkçılık yoktur. Şu anda da. Bizim çok yabancısı olduğumuz bir kavram. Mümkün değil. Yani şeyde bile, futbolda bile görüyoruz ya, FIFA Afrikalı futbolculara yapılan bu ırkçılığı önlemek için çok ciddi gayret sarf ediyor ama bir mesafede alamıyor. Bize de tam tersi, Afrikalı oyuncular ayrı sevilir. Yani bizim futbolcular daha da fazla daha çok sevilir. Tabii. Hatta hani mesela yani. Aynen, doğru söylüyorsun. Bu eski Yunanca'da xenofobi deniliyor işte. Xeno yabancı demek, fobi korku demek. Yabancı korkusu vardır. Batı'da bu çok yaygındır. Irkçılığın bir tarafı da oradan besleniyor. Ben de hep derim ki bizde de xenofili var. Yani yabancı sevgisi var. Hemşerimizden daha çok belki yabancıları severiz. Bu insan sevgisi bir büyük kuvvetimiz, farkında değiliz. İkincisi de bu kahramanlıktır. Yani ne olursa olsun, hangi çileyi çekerse çeksin, ister savaş hattında olsun, ister günlük maişetini geçirmek üzere olsun, hak yoldan ayrılmayan, o işin gereğini sonuna kadar yapmaya çalışan çok sayıda iyi insan var. Allah hepsinin sayısını çoğalsın. Amin. Allah hepsine güç kuvvet versin. Bu iki kuvveti bizim eksiltmememiz lazım. Kuvvetli tutmamız lazım. Şehitlerimizin tabii artık sosyal medya olduğu için önceden, şehit olmadan önceki profillerini, bazı paylaşımlarını görebiliyoruz. Ve çok benziyor. Yani söyledikleri şeyler, kendilerine hazırladıkları o şehadet makamı,
bütün bunlar o kadar büyük benzerlik gösteriyor ki. Kesinlikle. Yani demek ki layık olan bizim mayamız oluyor. Demek ki bu gündelik evet mayamızın bir tezahürü. Kesinlikle. Çok şükür bu şekilde yaşamaya, Allah, ayakta kalmaya evet, devam ediyoruz. Allah kuvvet versin. Evet. Allah rahmet etsin. Makamları âli olsun inşallah. Amin. Abi şuradan başlayacağım. Hem aslında bu girişte konuştuğumuz meselelerin derininde yatan o birikim, senin medeniyet aklı aynen, diyerek çalışma konusu ettiğin bütün bu meseleler, evet, bunun şeyidir, çıktısı aynen, bugün yaşadığımız şeylerdir. Aynen, bir örneği. Onlardan konuşalım istiyorum. Değil senin mi? Geçen sene çıkan Medeniyet Aklı kitabından hareketle ve benim çok geçen sene, bir önceki sene Kalbin Aklı okuyup da çok hayran olduğum bir kitaptı. Bu kitaplar üzerinden hem senin abi düşünce dünyana hem musiki şinas bir yanın var. Bugün meşkten geldin hatta buraya. Şimdi şeye alışkınız, insanların toplantısı olur, bir şey olur. Ama meşki olan insan başka bir şeydir. Meşk edip de buraya gelmek. Buradan hareketli abi, medeniyet aklı. Medeniyet aklı, bizim medeniyet aklımız, sendeki ilk imajlar nedir abi? Hani okuyucularımız, izleyicilerimiz bu kitabı okuyacaklardır muhakkak ama hiç bilmeyen, belki de bu kavramla bir medeniyetin aklı olmasıyla, hep bizde insan tekinin aklından, bir bireyin evet, aklından bahsedilir ama medeniyetin aklı olması bambaşka bir şey. Aynen. Buradan abi medeniyet aklı nedir? Neye işaret eder? Şimdi Furkan'cığım, genelde hep yakındığım şeyler klişeler. Şimdi medeniyet kavramı dirildi. Çok da iyi oldu. Bazı kelimelerin dilimizde ihya edilmesi. Çünkü isim ihya edilince cisim de ihya ediliyor. İsim ve cisim birbiriyle çok irtibatlıdır. Hı hı. O yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz Adem'i yarattık ve ona esmayı öğrettik. Şimdi yaratma fiili ile isim öğretme fiili yan yana. Peki bu esma nedir? Yani isimler nedir? İsimler varlıkların insanın emanet olarak aldığı, Allah'ın insana emanet olarak verdiği ve onu müsahhar kıldığı, yani onu üzerinde tasarruf sahibi kıldığı, kontrol sahibi kıldığı bu kıymetler nedir? Alemdeki her şeydir. Görünen, görünmeyen, hatta soyut. İşte bir musiki duygusu bile bir emanet olarak görülmesi lazım. Onun da hakkı var çünkü. Yani düşüncenin de bir hakkı var vesaire. Şimdi bu klişelerden birisi de medeniyet olmaya başladı. Şimdi evet, ben bundan rahatsızlık duydum. Medeniyet tasavvurumuz diye sürekli evet, tekrarlanan bir aynen, kavramımız yani var. Yani her yerde medeniyet medeniyet. Ama birisini çevirip soruyoruz. Abiciğim medeniyet nedir? Söyleyemiyor. İşte bu kalıplaştığının ve tehlikeli bir duruma gittiğinin göstergesi. Ben de onu zannededim ki ya bu medeniyeti elle tutulur, gözle görülür. Herkesin kavrayabileceği yani, bir şekilde ben nasıl anlatabilirim? Bunu bazı derslerimde, konferanslarımda anlatıyorum zaten. Bunu dedim bir kitap haline getireyim. Bu kitabın özelliği şu. Özellikle gençlere hitaben yazılmış bir kitap. Küçük bölümlerden oluşuyor, sohbet tarzı her biri. İçinde bol görseller var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Her medeniyetin bir kurucu aklı var. Her medeniyeti idare eden bir akıl tarzı var. Aklın işleyiş tarzı var. O aklı kullanma tarzı var. Evet, her insanda akıl vardır. Fakat o aklın kullanılması o insanın neye bağlı olduğuyla irtibatlı. O yüzden Allah'a bağlı olan birisinin hatta savaşı bile bağlı olmayan birisinin savaşından tamamen farklıdır. Bunu bir kere bilelim. Yani savaş gibi çok ciddi bir olayda bile bu fark edilir. O yüzden hem o aklı bir hatırlayalım. Çünkü biz birçok şeyden koptuğumuz için. Yani şunu açıkça söyleyelim. Bizim bağlanmaya ihtiyacımız var. Neye bağlı? Önce şu imanımızın bir kıymetini bilelim, ona bir bağlanalım. Tarihimizin kıymetini bilelim, oradaki kıymetlere bağlanalım. Hepsine değil, çuvala değil. Bir kesinti var. Yani o kesinti. Takribi 200 yıllık bir kesinlikle, kesinti var. Kesinlikle. Bir tür yeniden yapılanma, bir tür yeniden bağlantı sağlamak için. Yani şimdi bu genelde herkesin hemfikir olduğu bir şey. Herkesin söylediği. Fakat çaresine, reçetesine dair aynen, somut önerilerde bulunmadı. Senin dediğin gibi abi klişeleşmiş aynen, bir şey. Kitap anladığım kadarıyla bu. O bağlantıyla alakalı somut yollar. Somut. Ve bunu sadece içinden konuşmuyorum. Yani kendi tarihimizden, kendi medeniyetimizden değil. Mesela bizim medeniyetimizde
diyelim ki devlet yönetimi veya iktisat, yani toplumun geliri nasıl idare edilmeli? Bunu sadece Osmanlı örneği üzerinden anlatmıyorum. Onun Roma'da nasıl yapıldığını, İngiliz İmparatorluğu'nda nasıl yapıldığını, bugün Amerika'da nasıl yapıldığını da anlatıyorum. Dolayısıyla gençler şunu görüyorlar. Ha, tarih böyle olmuş bitmiş bir şey değil. Bizim medeniyetimiz öyle ölmüş gitmiş bir şey değil. Allah Allah. Kendi döneminde uzun yıllar, uzun yüzyıllar boyunca çözüm üretebilen, bir akla sahip olan insanlarız biz. O zaman ben bugün de o aklı kullanarak özgün, kendime has, günüme cevap veren çözümler üretebilirim. Benim asıl derdim çözüm ürettirmek. Zaten dedikodu yapmak değil. Yoksa tarihçiler zaten bütün olayların silsilesini en detaylı şekilde anlatıyorlar. Biz onlardan zaten istifade ediyoruz. Fakat asıl mesele bugüne bağlayabilmek. Bakın gene bağlanma. Yani bu bağ kelimesine ben çok önem veriyorum. Mesela musikide beste diyoruz. Farsça'da bağ demektir. Bağ demektir. Değil mi? Akale diyoruz. Akıl kelimesi Arapça'da yabani deveyi yakalamak için atılan kemendin adı. Bağlıyor. Bağ ile ilgili çok kavramımız var. O yüzden bu kitap, gençler bunu okuduklarında bizim böyle bir aklımız var, böyle çalışmış, böyle örnekleri var. Benzeri medeniyet akılları farklı şekillerde, belki de zıt şekillerde hala çalışıyor. Batı'da, şurada, burada. Ha, o zaman ben kendi medeniyet aklıma sahip çıkayım, ona bağlanayım, o akılla hareket edeyim. Yani bir Fransız gibi sanat yapmayayım. Evet. Ders anlatırken bir Amerikalı gibi elime cebime sokup konuşmayayım. Bir sorun oldu. Mesela Osmanlı'da kuş evi vardı. Ha, bu kitabın devamı Osmanlı aklı. O da inşallah bir 3-4 ay içinde çıkacak. Orada tamamen Osmanlı'daki çok özellikli ve bugüne örnek almamız gereken şeyleri anlatıyorum. Yine çok bol görselli ve yine dünya ile etkileşimli. Dün ve bugün ilişkisini kurarak. Mesela kuş evi yapılıyor. Bugün bir kuş evini aynı Osmanlıların yaptığı gibi bir yere yapmak belki çok mantıklı gelmez. Çünkü mimarimiz artık öyle değil. Gerçi mimarimiz ne? O zaten ayrı bir problem. Oraya da ayrıca geleceğim tabii. Yani. fakat şunu yapabiliriz. Bunun yerine biz ne yapıyoruz şu anda? Diktiğimiz yüksek binalara kuş dikenleri koyuyoruz. Şimdi bu senin medeniyet aklına uygun mu? İman merhametine uygun mu? Değil. Senin ecdadın birisi düşünüyor. Bu kuşlara da bir yer lazım. Çünkü biz onların alanlarını işgal ediyoruz. Birisinin düşündüğü şey... O ortak bilinçte bir evet, medeniyet bir şey aklının oluyor. Evet. Desen oluyor yani. Bir çözüm üretiyor. O çözüm bir medeniyet aklına dayanıyor. O akıl da bir imana dayanıyor. Kalbin aklına dayanıyor. Mesele o. Biz de kalbin aklına, aynı kalbin aklına, yani mümin olmakla kalbimizde bir nur var. O nur aklı nura doğru, hayra doğru, merhamete doğru sevk ediyor. O zaman işte güvercin dikeni koymuyorsun. Acaba yüksek binaları yapmak zorundayız? Evet. Kuşlarla ilgili ne düşünebiliriz? O garibanlara da bir şey yapalım. Ve mutlaka böyle düşünen bir adam o çözümü de geliştirir. Sanırım abi bu kopukluk, bu bağlantısızlık, bu bir nevi kaybolmuşluk. İşte ders anlatırken bir Amerikalı gibi, yemek yerken bir Fransız gibi, bir dostluk ilişkisinde Alman gibi, sürekli değişken bu kıyafetler, kılıklar... Bu düşünce yapısı biraz da şuna sebep oluyor sanırım. Dünyada olan bitene karşı, Türkiye'de olan bitene karşı aslında toplumda bir kafa karışıklığı meydana geliyor. Yani en temelde bir irfan var hala korunan. Bugün işte Türkiye'nin birçok badiresini atlatmasına sebep olan hala bir şey var ama yukarıda bir kafa karışıklığına sebep oluyor galiba. O ortak akla ulaşmak. Mesela İngilizlerin böyle bir akla sahip olduğunu şu an için söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Onların da... Çünkü orada öyle bir yıkım olmadı. Onlar kendilerini inkar etmiyorlar. Kendi alfabesini inkar etmiyor. Kendi dini geçmişini inkar etmiyor. Shakespeare'i inkar etmiyor. Değil mi? Evet. Ama sen bugün modern şiir yazan bir kardeşimiz bile ya sen acaba Fuzuli'yi okudun mu? Hadi Galip Dede'yi okudun mu dediğinde burun kıvırıyor. Üstelik bu muhafazakar bir kişi de olabiliyor. Şimdi bu enteresan. Mesela bir İngiliz modern şair, modern şiirini yazar. Fakat herkes ondan Shakespeare'in, Chaucer'ın, Milton'ın kelime haznesine sahip olmasını bekler. Yani onlar gibi yazmasını beklemez. Ama onların anlam dünyasına hakim olmasını beklerler. Ondan sonra ne istiyorsan yaz. Klasik müzik de böyledir. Yani sen klasik müziğin temellerini bilmeden herhangi bir batılı besteci modern bir eser besteleyemez. Onu çünkü kapıya koymazlar. Derler ki bu adam da ne? Sen kimsin?
Hiçbir şey bilmiyorsun. Temelleri bilmiyorsun. Ama ben efendim deneysel müzik yapıyorum. Yemez. Deneysel için önce bir yerde durman lazım. Değil mi? Deney bile bir laboratuvarda yapılıyor. Yani o binan var mı senin? Yok. Ben burada yapayım abi. Çay ocağının üzerinde yapayım. Olmuyor. Bizde bu maalesef her yerde yıkıldığı için muhafazakar, kemalist, sağcı, solcu fark etmiyor. Böyle bir köksüzlük var maalesef. Yani bu hem senin söylediğin gibi usullere yansıyor ama aynı zamanda asıllara da yansıyor. Yani daha da tehlikeli olan. Daha tehlikeli. Usul düzeltilebilir ama asıl. Aynen asıl öyle. Düzeltmek çok zor. O yüzden benim yapmaya çalıştığım her şey aslında yaşadığımız hayatın da o medeniyet aklının bir uzantısı olduğunu, fakat bunun şu anda yaşadığımız sarsaklığın, gelgitlerin, tutarsızlıkların sanki bir psikolojik rahatsızlık gibi, açıkça söyleyeyim, travmatik bir şey olduğunu, bizim bu travmadan çıkmamız için kendi öz benliğimizi hatırlamaya çalışmamız gerektiğini. O hatırlamanın ama geçmişe gidip kalmak değil, çünkü o da ayrı bir şizofrenik durumdur. Orayı açmak istiyorum abi. Bugünün dünyasına özünde olan akıl ile, ruh ile cevap vermek, bu çözümleri de geliştirmek. Orayı biraz açmak istiyorum abi. Bu nostalji meselesini. Abi, benim de çok önemli. Açıkçası kafayı taktığım ve rahatsız olduğum bir şey. Özellikle sosyal medyada da bunun gün geçtikçe dozajının arttığını maalesef, görüyorum. Maalesef. Bir tür estetik saplantı halinde nostalji. Fetişizm gibi. Neredeyse fetişizm ve neredeyse aslında bunu kaldırıp dondurup müzeye koymalık, asla gerçek hayata, asla kana karışmayacak bir yerde muhafaza etme çabası. Çok doğru. Bir tür muhafazakarlık, bence bir tür sağcılık. Aynen. Bunu bu şekilde söylemekte de bir bahis görmüyorum. Aynen. Ki bunun açıkçası en az yıkım kadar tehlikeli bir şey olduğuna inanıyorum. Çok çok önemli. Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bizim iki tane büyük yaşadığımız kafa karışıklığı ve kalp karışıklığı var her konuda. Birisi kendimiz olamıyoruz. Çünkü kendimizi unuttuk biz. Biz gücü kaybetmedik, kendimizi kaybettik. Ama gücü arıyoruz. Evet. Her alanda mı? İşte kültürel güç alalım, siyasi güç alalım, ekonomik güç alalım. Sanki onlarla biz kendimiz olacağız. O eksiği öyle kapatalım. Bunlar lazım, lazım tabii. Fakat öz olmayınca eser nasıl olacak? Bir tehlike bu, kendimizi kaybetmiş olmamız her alanda. İkincisi de senin söylediğin, kendimize bakışta da kendimizi güya bulduğumuzu iddia ettiğimiz alanda da aslında kendimizle alakası olmayan bir takım klişeleri sürekli tekrarlıyor olmamız. Ben bunu istifçiliğe benzetiyorum. Biliyorsun istifçilik psikolojik bir hastalık. Kesinlikle. Adam alır, çöp evler falan çöp var. Çöp evler. Yani. Çok güzel bir tespit benim, abi. Çöp ev ya. Yani. Benim de arabam genelde çöp araba diye yakında diyorum. Zabıta el koyacak çünkü ben hiç arabaya bakmam. Benimki de öyle. Aynen. İstifçiler ne yapar abi? Kullanmadıkları şeyleri, kıymetini bilmedikleri şeyleri yığarlar. Türkiye'de maalesef fikri hayatta, edebi hayatta, düşünce hayatı da istifçiliktir. İnsanlar Heidegger bunu dedi koy. Nietzsche de zaten böyle dedi al. Abi ben Nietzsche'yi sevmem. İşte Althusser böyle diyor. Hadi Althusser'i koyalım. Yani yığdığın şeyin bir kere kıymetini bilmiyorsun. Evi doldurdun her şeyle. Peki bari istifade etsen bir tarafından o da yok. Çünkü klişe olarak kullanmak kâfi. Peki bunu kim yapıyor? Kemalist de yapıyor. Dürkheim dedin mi duruyor. Çağdaşlık dedin mi duruyor. Bu çağdaşlık dedi. O zaman durdu. Ha, çağdaşlıksa tamamdır. Anlamını biliyor musun yaptığın şey? Bilmiyorum. Aldık kabul ettik. Ama öyle diyorlar abi kıymetlidir. Şimdi İslamcı tarafa gel. Aynı şey. Abi yani bu olur mu yani şimdi gelenek çerçöple dolu. Bunu temizlemek lazım. Dini ihya etmek için hani hurafelerden tamam orada da duruyor adam. Senin belki hurafe dediğin, senin kafandaki hurafe. O belki tam da dinin özü. Nereden biliyorsun? İlim de gerekmiyor istifçilik için. Anladın mı? Her şeyi doldurduğu için. Tasnif edemiyor hangisi, nedir. Dolayısıyla biz böyle bir klişe tasnifçiliği, istifçiliği yapıyoruz. Mesela nostalji duygusu, çok güzel söyledin. Ah efendim Osmanlı nerede? İşte bizim mesela genelde klasik sanatlarla uğraşanlarda da o bazen yanılsama haline gelebiliyor. Ben bunu her zaman uyarıyorum. Evet, geçmişimiz bizim gerçekten çok kıymetli. Ya ben dünya tarihi okudum. Amerika'da dünya tarihi okurken sınıfta sırtı dik, alnı açık bir tek ben vardım. Birçok milletten adam var sınıfta. Niye? Çünkü benim tarihimde sömürgecilik yok.
kölecilik yok. İnsanların deri rengine göre katledilme, köleleştirme olayı yok. İnsanları toplu halde katletme, atom bombası gibi geçmişler yok. Yani buna kuvveti yoktu diyorsunuz. Ha, bayağı vardı yani zamanında. Ama yapmıyor. Tercihi öyle değil. Medeniyet aklı öyle değil. Çünkü medeniyetin dayandığı iman öyle değil. Yani asıl mesele iman, medeniyet değil. Roma da bir medeniyet ama insanları canlı canlı kaplanların, aslanların önüne atıp eğlenen bir medeniyet. Şimdi bu da medeniyet mi yani? Değil. Senin farkın var. Her medeniyet de meşru değil. Şimdi dolayısıyla nostalji de böyle bir klişe haline geliyor. Efendim geçmişte ne varsa ya çok güzeldir diyenler var, geçmişte ne varsa rezalettir diyenler var. İkisi de aynı şey bence. İkisi de aynı körlük, evet. Aynı cehalettir. Ben bunu talebelerime şöyle anlatırım hep tarihe başlarken. Dedim ki tarihe bakışta 3 model var. 1, buzdolabı modeli. 2, mikser modeli. 3, pergel modeli. Şimdi buzdolabı genelde muhafazakarların, milliyetçilerin yaptı. Efendim Osmanlı neydi? Allah Allah. Buzdolabını açıyor. Orada kanice dondurulmuş var. İşte efendim dondurulmuş bir Fuzuli, dondurulmuş bir Osmanlı Sultanı, Yavuz, Fatih falan. Onlara bak ama donmuşlar ama yani. Sonra Allah Allah deyip geri kapatıyor. Peki bu buzdolabındakiyle bu adamın bir ilişkisi var mı? Yok. Yok. Gününe oradan bir şey alıyor mu? Medeniyet aklını yaşatıyor mu? Yaşatmıyor. Onların yaptığı iyi şeyleri bugün yöntem olarak daha yaratıcı şekillerde yapıyor mu? Yapmıyor. Peki ikinci model mikser. Bu da bizim batıcıların şeyi. Onlar da geçmişte ne varsa parçalıyorlar, atıyorlar. Basıyorlar mikseri, tıkır tıkır hepsini parçalıyorlar. Hiçbir kıymet yok. Şimdi diyorum bu ikisi de aynı cehalettir, aynı körlüktür. Körlük zaten tektir. Dünyada iki tane körlük yok. Tek bir körlük var. Sağcının körlüğüyle solcunun, Kemalistinkiyle İslamcının, Ali ile Veli'ninki fark etmiyor. Kör olmayacaksın. İsmine göre değil körlük. Ne olduğuna göre. Peki diyorum üçüncü model ne? Pergel. O ne demek? O Mevlana Hazretleri'nin sözünden mülhem. Sabit ayağımız kendi tarihimize, kendi değerlerimize, kendi medeniyetimize basacak ama bugünkü dünyayı, bugünkü hayatı ve bugünkü mesuliyetleri kuşatacak bir esnekliğe ve açıklığa sahibiz. İbnül Vakt. Evet, İbnül Vakt olmak. Dolayısıyla nostaljicilik de böyle bir buzdolapçılığı. Mesela, şimdi sen de edebiyatla maşallah uğraşıyorsun. Şimdi abi yani bizim dindar kitlenin, muhafazakar diyeyim. Ben muhafazakar kavramını da sevmiyorum. Onu da mümin muhafazakar olmaz. Kesinlikle. Tek yani, muhafaza ettiği şey imanıdır. Benim reddettiğim bir kavram. İbnül Vakit'tir çünkü mümin. Olur mu? Tam tersi. Her anın, her zamanın, her yerin Allah'ın halifesidir. Biz açığız. Mümin kadar açık bir varlık yok. Niye? Her yerde Allah var. Mümin de her yerde. Mesela İslam alemi kavramı da biraz yanlış anlaşılıyor. Tabii biz genel manada neyi kastettiğimizi biliyoruz ama şöyle sanıyoruz. İşte mesela bazı ülkelerde Müslümanlar var. Onlar Müslüman arz, Müslüman topraklar. Onun haricindekiler Müslüman toprak değil. Öyle şey olur mu? Şu anda Almanya İslam aleminin içinde değil mi? Amerika değil mi? Yani sen orada namaz kılmıyor musun? Efendim olur mu? Diyorum ki İslam alemi değil, alemin İslamı var. Yani alem İslam zaten. O yüzden mümin hiçbir yerde yabancılık çekmiyor. Hicret o yüzden sünnet. Yani bir sahabi çıkıyor, ta Çin'de sahabi şu anda türbesi var. Ne işi var orada? Yani biz olsak mesela kendimiz bile diyoruz ya acaba şu ülkeye niye gideyim ki yani orada yabancılar var. Hatta komik bir şey anlatayım mı? Tabii, yabancılık kavramı o kadar garip bir kavram ki. Ben bir ara Avrupa Birliği müzakere heyetindeyken sık sık Brüksel'e gidiyordum toplantılara. Orada da Türk mahallesi var. Bayağı Türk yaşıyor Brüksel'de, 40 bine yakın. Emirdağlılar tabii, Emirdağlılar. onlara da buradan selam olsun. Onlardan da arkadaşlarım var orada. Benim de çok arkadaşım Allah var. Allah selamet versin. Ben orada bir çorbacı var söyleme sahip. Sabah orada çorba içiyorum. Toplantıya öyle gidiyorum. Bizim çorbacıya girdim. Yani Afyonlu. Oturuyorum. O arada iki tane Belçikalı polis geldi. Bu Belçikalılar. Ama tabii bizim çorbacıda oturanlar genelde Türk. Onlar da geldi oturdular. Onlar da bir şey söylediler. Siparişlerini diyelim ki iki çorba dediler. Garson ne diye bağırıyor Ursa'ya biliyor musun? Usta diyor, ecnebilere iki çorba diyor. Belçikalı polis. Kendisi ecnebi halbuki değil mi? Belçika'da yabancı olan kendisi. Ecnebilere diyor. Çok güzel. Belçikalı yani. Polise. İşte bu aslında enteresan bir hikaye ama mümin her yerin yerlisidir. Kendimizi öyle şeylere tıkıştırmayalım. Efendim ben şu zaman adamıyım. İslam o zaman yaşandı, şimdi İslam yok.
Ki bizim ariflerimiz de seyahat etmeyi tavsiye hepsi, ederler. Hepsi seyahat etmekten etmiş. Bahseder ve tavsiye ederler. Fuar abisinden de tut, yani filozoflarından başlayalım biraz. Sonra ariflere gidelim. Mevlana Hazretleri binlerce kilometre, hepsinin öyledir. Bu arada Belçika demişken abi, ben de daha acı olanını anlatayım sana. Sen Belçika'da yaşadın mı? Yaşamadım ama bir süre bulundum. Bir Belçika'da yaşamış, evet, bir hava varsa enteresan. Kısa bir süre için eyvallah gittim. Emirdağları o yüzden biliyorum. O da şöyle, yine bir Emirdağ mahallesinde, bir Türk mahallesinde, bir Türk kahvesinde oturuyordum. İçeri bir Pakistanlı girdi. Elinde çok meşhur bir mağazanın poşetleri vardı, giyim mağazası. Şimdi ismini anamıyorum ama herkes bilir. O dönem bu mağaza Türkiye'de yoktu. Bu bir İngiliz mağazası. Anladım. Ve İngiliz modasını dünyada popülerleştiren bir mağaza. Geldi, karşıma oturdu. İşte bir kahve söyledi, bir tane de bana söyledi, tanışmak istedi falan. Bana o kahvenin yanında yenecek bisküvilerden ikram etti. Onlar da İngiliz bisküvisiydi. Bu onunla gider. İngilizler bunu şu vakitte yerler, bunu şu zamanda yerler. Ne kadar büyük diye bir ilim. Maşallah. Tabii anlattı. Ahirette çok işe yarar. Sonra poşetlerini gösterdi. Bak dedi, bu İngiliz modasıdır dedi. Senin ülkende yoktur bu henüz dedi. Ondan sonra bununla bayağı bir övünerek işte kıyafetleri gösterdi. Sonra bir Pakistanlı bir görüntü içerisinde fakat bir İngiliz olarak çıktı gitti. Aklımda o kaldı. Yani bizim de hallerimiz medeniyet farklı aklını değil. Hepsini kaybetmiş, kaybolmuş bir adamcağız. Aynen. Yani aynen, çok acıklı bir, acı bir şey. Çok acı bir şeydi yani. Bu nostaljide benim çok dikkat ettiğim, her alanda dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz mümin isek, Allah'a iman eden insan isek, benim şiirimin başka şiirlerden bir farkı olması lazım. Farkı olsun diye değil. İmanımızı da sopa gibi kullanmayalım. Doğal bir sonuç olarak. Doğal bir şeydir. Yani senin hissiyatın, senin imgelerin, senin kullandığın manalar, içinde doğan manalar elbette farklı olur. O diğerlerinin çok kıymetli olduğu anlamına geliyor. O ayrı bir şey. Zaten onun da ölçüsü var İslam'da. Güzellik senindir, hikmet senindir. Nerede bulursan olur. Bak gene açık varlık. O memleket senin, bu memleket öbürlerinin değil. Bu noktada nostalji hastalığı bizde şöyle bir şey yapıyor. İşte bir estetik vardı Osmanlı'da, diyelim ki bir şiir, bir edep, erkan, değil mi? Toplum hayatı, adab-ı muaşeret diyelim. Doğrudur, vardı. Yıkılış anında bile çok üst bir düzeydeydi. İşte efendim o zaman vardı, şimdi yok. Şimdi de var ama ara bul, yani azaldı, doğru. İkincisi, kalıplara bakarak onun içindeki imanı zikretmemek. Yani bu sanki Osmanlı'nın herhangi bir, yani Roma'da da böyle şeyler vardı, Fransa'da şu anda var gibi takdim edilen şeyler var. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal'in ben bu işi estetiğin kulluktan boşanmasını, koparılmasında çok önemli rol sahibi olduğunu düşünüyorum. Neden? Birisi her ne kadar çok iyi bir şair, öbürü çok iyi bir yazar. Bu zaten derdimiz değil, biz bunu konuşmuyoruz. Fakat bizim ilkelerimiz açısından ve medeniyet aklına, medeniyet zevkine yaslanabilmek açısından bunları bulundukları konumdan daha yüksekte değerlendirmek çok yanlış. Özellikle Tanpınar için bence, yani ben biraz Yahya Kemal'i açıkçası ayırıyorum abi. Yani ikisi bir anıldığı için anlayabiliyorum söylediğini. Evet. Ama Tanpınar özellikle bugünlerde, evet, tam olarak böyle bir işlev için yani ısıtılıyor gibi geliyor. Bu edebi değerinden ve kıymetinden bağımsız olarak bir şey söylüyorum. Bu nostalji mevzusunda. Aynen. Yani buradaki ölçüyü şaşırıyoruz. Yani buradaki ölçü şu. Mesela Osmanlı'daki hat sanatı çok güzeldir. Çok güzeldir. Sadece bir sonuç olarak güzel değildir. Onun bir sebebi var. Yani bu sanat nereden doğmuş? Bu sanatçılar niye böyle? Edepleri niye böyle? Usulleri niye böyle? Hepsi imanla ilgili. Şimdi sen bunu bir iman sanatı olarak anlatmadıkça ve anlamadıkça, onu sanki bir batılı, bir Fransız bir adam gelmiş soruyor, bu sanat nasıl yapılıyor? O tarzı aktarınca o sanatı aslında aslından koparmış oluyorsun. Yani o kopukluğu bağlamış olmuyorsun. Zaten ikisinin de temel işlevi nostaljidir. Açıkça söyleyeyim. Yani onların Osmanlı'da bulup övdükleri şey kendilerinin bağlı oldukları şey değildir. Dedikosunu yaptıkları şeydir. Bunlar güzeldi. Mesela Yahya Kemal'in şiirlerinde ve kitaplarında ne kadar çok eski sıfatı geçer. Dikkat et. Evet. Ben bir ara dedim ki hatta bunun bir sayımını yapmak lazım. Çünkü eski
demek ayrı bir şey, kadim demek ayrı bir şey. Kadimi de kullanır. Ama diğerleri şudur. Olmuş bitmiş ama güzel hatıraları vardı. Hadi hatıraları konuşalım. Şimdi hatıraları konuşmakla kimse ihya olmaz. Ama hatıraları bağlanır ise, onun hatıraların özündeki güzelliğe bağlanırsa evet, o hatıraları bugün de yaşatır. Hani o yüzden demişler ya, hangi devirde, işte keşke şu devirde yaşasaydım sözü hoş bir söz değil. Keşke sözü yasaklanmış bir söz. Keşke sözü yasaklanmışken nostalji bu kadar prim yapıyor. Nostalji nasıl oluyor? Keşke'den yani? İbaret bir şey. Bu bize bir de geçmişteki kıymetleri bir, senin de söylediğin gibi örten bir şey. Yani benim gidip bağlanacağım şeylerle aramda ikinci bir uçurum açıyor. Bir Aynen. kopma uçurumu var, bir de bu nostalji uçurumu oluşuyor. Yani ben mesela İstanbul deyince ve İstanbul'daki güzellikler deyince aklıma Boğaz'daki yalılar geliyor. Sanki İstanbul abi 500 sene herkes yalılarda yaşadı. O kadar çok yalı var ki. Sadece o kadar uzun bir yer ki. Geçen yerler değil Aynen. mi? Yani böyle bir şey yok. Yani herkes böyle zengin veya Osmanlı'da bir aristokrasi havası olduğunu sürekli ima etmek. Bunu yapan bazı tarihçilerimiz de var. Yani Osmanlı'daki kıymeti getirip batıdaki aristokrat ailelerinin, hanedan ailelerinin usul erkanına bağlarlar. İşte bu da hanedandır, çok güzel. Bunlar da hanedan, çok güzel. Zaten batılılarda hanedan var, o yüzden bizimki güzel. Yoksa bizimki gene kıymetli evet. değil. Biraz benzeştirebiliyor, iyi. Habsburglar kıymetli olduğu için tabii. Osmanlı da kıymetli. Hatta Osmanlı evet. sorusu soruyorsun, adam götürüyor Habsburg'a bağlı. Niye abi? Yani aşağılaması lazım abi önce. Aynen, işte bu kompleksi aşmamız lazım. Bir de burada nostaljinin yaptığı zarar bir böyle aşırı bir genelleme. Mesela ben geçenlerde Abdülhamit döneminde yapılan kritik siyasi hataları bir konferansımda söyledim. Bazı insanlar çok üzüldü. Dediler ki hocam yani Abdülhamid'i niye eleştirdiniz? Ya dedim ben Abdülhamid'in büyük bir insan olduğunu söylüyorum. Nasıl bir vazife yaptığını söylüyorum. Ne kadar zor bir zamanda bu milleti, bu devleti, bu dini ayakta tuttuğunu söylüyorum. Ama diyorum ki bazı kritik siyasi hataları var. Ben dedim Abdülhamid'i tanıyor muyum? Tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Tanımıyorsun. Devrinde yaşadık mı? Yaşamadık. Nereden ben acaba söylüyorum bunu? Hiç sordun mu bana? Hani hele bir sor hele derler ya filmde. Dedim hele bir sor. Sordu. Niye dedi? Dedim ben o dönemde hemen hemen yazılmış bütün hatıratları okudum. Kendi kızının hatıratını da okudum. Kendi kullandığı sadrazamların, özel kalem müdürlerinin hatıratlarını okudum. Bir de devrin tarihini biraz okudum. O zaman ortaya şu çıkıyor ki Abdülhamid'in yaptığı kritik hatalar onun sonunu getiren hatalardır. Şimdi dedim bunu söylemekle Abdülhamid'in kıymeti düşmüyor. Tam tersi ben sana Abdülhamid'in neresine bağlanabileceğini, neresinden kaçınman gerektiğini söylüyorum. Her insan için bu doğru değil mi dedim. Yani ben şimdi... Her insan teki için doğru hepimiz bir şey. Için. Yani... Benim için de geçerli dedim, senin için de Öylece geçerli. Sultan Hamid'i daha kanlı canlı, evet. daha hayatımızın ortasında, Aynen. daha ulaşılabilir Aynen. bir yere koyuyorsun aslında. Bağlanman için bunu demen gerekiyor. Tabii. Şimdi burayı aşmak lazım. Kesinlikle. Yani bu mübarekleştirmek, mukaddesleştirmek ama mesela mübareklere de onu yapmıyorlar tam tersi. Mesela tam tersi hayatı hep ahlak ile geçmiş, edeb ile geçmiş, insanlara ilim ve irfan dağıtmakla geçmiş. Onların da kusurlarını aramakla uğraşıyoruz. Halbuki onun da kusuruna değil, siyaset kusur ile beraber olan bir şey. Ama mesela irfan hayatı öyle değil. Kusur daha azdır. Öyle olmasa bu adam irfan sahibi demezsin. Bu biraz şeyden mi abi? İrfan, hakikat, bu kavramlar sanki dini kavramlar. He. Yani her şey din. Yani onu da unutuyoruz. Yok her şey din ama biliyorum seni bu, bilmiyorum evet, genelde yani unutuyoruz. Bu kavramlar gündelik hayatın içerisinde. Tabii. O olmayacak kavramlar. Bunlar işte başka bir mukaddesatın içerisinde cız o da aynı. Kavramlar. Bak, o da aynı. Yani benden öte ama birisi beni arif yapsın. Mesela irfan diye bir şey var. Benimle alakası yok. Tarih de öyle yani. Osmanlı diye bir şey var. Buzdolabında benimle alakası yok ama ben Osmanlı gibi olayım. Nasıl olacak? O zaman diyor kıyafetimi benzeteyim. Olmadı. Onun yaptığın aynı eseri yapayım. Ya şimdi böyle şeyler görüyoruz abi. Hele yani hanedandan birisi yapıyor bir de. Ya böyle Sultan Hamit kıyafetleri falan satıyorlar. Yapma ya. Satıyorlar yani. O Osmanlı modası ayıp. Diye bir şey uydurup. Karikatürdür o. Karikatür yani. Sultan Hamit rahmetullahi aleyhi de hakarettir. Bence hakarettir. Öyle şey olur mu? Yani bu ben gördüm, kıyafetle mi açıkçası. Oluyor iş? Kaldı ki o kıyafet de batılı bir kıyafettir. Mesela onu da bilmiyorlar tabii. Tabii. Ben mesela talebelere sorarım. Çocuklar Sultan dedim. Mahmut'tan sonra Heh, devletin bravo. Tercih ettiği bir Birinci diyorum Şapka Devrimi'ni kim yaptı diyorum. Atatürk yapmadı. Atatürk'ten 100 yıl evvel 2. Mahmut yaptı. Tabii.
pantolonu mecburi tutan o memurları. Batılı tarzı yani. Portre. Evet. Kendi portresini, kendi devlet portresini devlet tarihine astıran o. E şimdi bu ikinci Mahmud'u biz ne yapmış oluyoruz? Yok etmiş mi oluyoruz? Yani bu adam sıfır bir adam mı diyor? Yok. Hiç de kritik yani. Hatalarından bahsediyor. Peki niye onun kritik hatalarından bahsediyorum? Çünkü o devleti yönetiyor. Yani bütün insanları sorumluluğu altında olan birisi. Üstelik bunlardan bahsetsek aslında Sultan II. Mahmud'un modern Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birçok kurumun asli kurucusu olduğunu, bizim içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu düzenin temellerinden birisi olduğunu keşfedip daha sahih bir bağlantı kurabiliriz. Yani artı ve eksiği bileceksin ki artısına bağlanacaksın, eksiği tekrarlamayacaksın. Yani bu kadar basit. Benim için geçerli, onun için de geçerli, öbürünün için de geçerli. Şimdi biz burada iki şeyi karıştırıyoruz. Yani mesela dindarlar, efendim ikinci Abdülhamit çok dindardı. Evet, batılı güçler onu yıkmaya çalıştı. Doğru, hepsi doğru. O yüzden bizim ona sahiplenmemiz lazım. Ya sahipleniyoruz ama sahiplenme üzerine abanmakla olmaz. Üzerine abandığını boğarsın. Sahiplenmek elinden tutmakla olur. Bir şeyi korumak üzere üzerine abanırsan havasızlıktan ölür. Bu zaten şu kafa karışıklığı. Yani benim biraz önce söylemeye çalıştığım da buydu abi. Ben şöyle şeyler çok duyuyorum, kafa karışıklıkları. Sultanahmet'i seviyor arkadaş. Diyor ki ben Sultanahmet'i de seviyorum. Enver Paşa'yı da seviyorum. Seviyorum. Akif'i de seviyorum. Sonra da düşünüyorum diyor, bu üçü siyasi manada birbirleriyle tezat halde. Sultanahmet'i tahttan indiren Enver Paşa. Ama Enver Paşa bence de bir kahraman. Bütün bu kafa karışıklığı bambaşka bir tuhaf bir ideolojiye dönüşüyor. Aynen. Ne oldu? Belirsiz bir şey oluyor. Aynen. Oysa bu üç, tarihimizdeki bu üç önemli şahsiyetin bütün yönleriyle bakabilsek, tabii, onlarla bir bağ kuracağız. Aynen. Ve bugünümüze çok ışık, aynen, tutacak, fayda sağlayacak bir Furkan'cığım, bağ. Furkan'cığım, o konuda da hani birilerini seslendirmek istemiyorum, birileri gibi konuşmak istemiyorum ama ilmimiz yok. Yani hüküm vermek için ilim sahibi olmak lazım. Bu şeriatın temel bir kaidesidir. Şahıslarla ilgili de böyledir, olaylarla ilgili de böyledir. Altını, üstünü, sağını, solunu kavrayabildiğin kadar kavraman gerekiyor. Fıkıh o demek zaten. Bir şeyi temelinden kavramak demektir. Evet. Tam anlamak demektir. İnceliğiyle bilmek demektir. Üstün körü bilmeye denmiyor. Mesela ilim ayrı bir şey, fıkıh ayrı bir şey. Hepsinin dereceleri var. Şimdi fıkıh ilmi demek ki o yüzden önemli bir ilim. Sana bir şeyin nüanslarıyla beraber kavrayıp bütün detayları, net bir hükmü veriyor. Çünkü hüküm ilmi olduğu için bir tam kavrayışa, tam anlayışa dayanması gerekiyor. Bizde hani böyle bir ihtiyaç da yok. Yani bir kitap okuyarak, iki televizyon programı dinleyerek, üç tane tweet görerek diyoruz ki tamam abi, bu budur, bu da budur, ben bunu seviyorum, her şey güzeldir, melektir, öbürünü sevmiyorum, o da şeytandır. Böyle bir şey yok. Bu ilme mani bir şeydir, tam tersi. Bakın, çok önemli bir özellik, belki 200 yıl boyunca, 100-150 yıl boyunca Mutezile ile Ehl-i Sünnet alimleri münazara ettiler. Yani Mutezile'nin söylediği bazı şeyler, çıkardıkları bazı hükümler Kur'an'dan ve sünnetten Ehl-i Sünnet alimler tarafından muvafık görülmedi. Hatta çok aykırı görüldü. Ona rağmen tekfir etmediler birbirlerini. Kolay kolay. Münazara ettiler. Çünkü ikisi de biliyor. Ve ikisinin de mesnetleri sağlam, ikisi de alim. Şimdi öyle olunca ikisi de biliyor. Ha, bu sınırın içinde fakat kenara doğru gidiyor. Öbürü diyor ki ya bence sen de sınırın içindesin ama kenara doğru gidiyorsun, gitme. Yani bu ne kadar enteresan bir şey. Şimdi biz o noktadan işte Ali'yi mi seviyorsun, Veli'yi mi, bittin sen. Ya, helal olsun sana. Bu sığlığı aşmamız lazım. Bunu okumuşların yapması daha da vahim. Yani bizdeki asıl sıkıntı o. Her toplumda insanlar bildikleri kadar konuşurlar, bilmedikleri kadar konuşmazlar. Mesela Batı'dan almamız gereken çok az şeyden birisi bana sorarsan, bilmiyorum kolaylıkla derler. Evet, biz bilmiyorum de derler. Bu çok zor verilen bir cevap yani. Biz de diyorsun ki abi şurası neresi diyorsun. Bilmiyorum ama diyor şurada olması lazım. Mutlaka söyleyecek. Değil mi? Muhakkak. Tabii tabii. O yüzden seni şaşırtır götürür. Bir kere bu tevazuyu kazanalım. Tevazu ilmin kapısıdır. Yani bir insan bileyim istiyor ise, ben kendimi de tanıyayım, alemi de tanıyayım, olayları da, tarihi de bileyim. Önce haddini bilecek. Abi en çok büyük güzel ilim. Bir şey söyledin. Tevazu ilmin kapısıdır. Evet. Şimdi şöyle de bir sorunumuz yok mu son zamanlarda? Bunu okuyan, yazan, çizen, bozan insanlar için söylüyorum. Her şeyi entelektüelize etme hastalığı. Her şeyi.
Hem de nasıl? Tam yani, benim damarıma bastı. Biliyorum, o damarı, orayı biraz kaçmaya çalışıyor. Benim de çok rahatsız olduğum bir şey. Çok kötü bir şey. Bunun tuhaf tuhaf şeylerini görüyoruz, semptomlarını görüyoruz. Çok basit, mesela İslam'ın çok net açıkladığı, yani kafa karışıklığına mahal bırakmayacak kadar net açıkladığı meseleleri entelektüelize ederek perişan ediyoruz. Ya da şöyle de bir şey var. İnsanlar ne kadar entelektüel olduklarını göstermek uğruna sürekli bir imaj çalışması içerisindeler. Yani o kitap paylaşımları, yanına kahve koyarak yapılan paylaşımlar, aman Allah'ım yani. Bunların bazıları masum, onlara bir şey demiyorum. Masum orada ama bu genelde bu aynı kitleyi tarif ediyorum. Doğru. Ne olacak abi bu hastalığın tedavisi nedir? Mesela benden okuma listesi istiyorlar. Geçen de dersten sonra, Sabahattin Zaim'de İslam Düşüncesi ve Medeniyet dersi veriyorum. Dersten sonra bir talebe geldi. Hocam dedi, ben dedi tarih bölümünde okuyorum. Bana dedi tarihle ilgili bir okuma listesi verir misin? Okuma listesi falan yok gözümde. Hani birileri veriyor dedi. Yok. Düşünme listesi vardı. Çok okumayın dedi. Çok düşünün. Çok muhakeme edin. Yani bizim bu istifçiliğimiz, kitap istifçiliği, senin söylediğin entellik de kelime, kavram, parlak klişeler istifçiliğidir. Evet. Yani birisiyle şiir konuşurken 3 tane oradan biliyordur. Benim böyle tanıdığım adamlar çok. Oradan mesela çaktırıyor. Hop getiriyor. Efendim zaten Heidegger, Hölderlin de yok mudur efendim? Hölderlin kim ya? Ama mesela ağzından Mevlana duyamazsın, Saadi duyamazsın, Fuzuli duyamazsın. Sanki onlarda mana yok. Ya bu adamlar böyle hiç oturmuşlar, üfürmüşler. Ben her zaman söylüyorum. Şu entelliği bırakalım. O yüzden mesela Kalbin Aklı kitabının ilk başlarında benim ilk yazdığım üniversitedeyken, gençken yazdığım şeylerden birisi, nefsi entelektüeli tektir. Entel olmayın. Yani adam olun. Cins dergisine de öyle söyledim. Hani gençlere ne de. Bizdeki söyleşinde entel de. Entel olmayın, adam olun. Ben şunu da düşünüyorum son zamanlarda. Mesela İmam Gazali Hazretleri böyle. Allame-i cihan olanlar. Filozoflardan İbn Sina. Devasa adamlar. Ben tahmin ediyorum bizim sıradan bir entelden çok daha az kitap okumuşlardır. Çünkü o dönemde bu kadar kitap sirkülasyonu yok zaten. Ama düşünüyorlar. Ha? Çok yoğun bir ama tefekkür ediyor. Yani bilmeden tefekkür etmiyor tabii ki. Bir de bizden bir farkı şu, ilim usulleri var. Hepsi sağlam bir usul ile ilim elde ediyorlar önce. Onun üzerine zaten gelen şeyi, muhakemelerini ve tefekkürlerini çok iyi oturtuyorlar. Bizim açıkça söyleyelim, üniversitelerde yani şu anda modern üniversitelerde okuyoruz. Okuttuğumuz usuller de yok. Biz usul de veremiyoruz. Zaten hani dini ilimler desek orada da usul yok. Yani modern okullarda olması mümkün değil. O yüzden bu usul konusuna çok abanmamız ve kavramları yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Yani o kafa karışıklığını bertaraf etmek, açıkça söyleyeyim, bir medrese, Osmanlı'dan kalan bir bedesteni restore etmekten çok daha kritik olanı o bizim kaybettiğimiz bir kelimeyi ihya etmektir. Zaten görmüyor muyuz abi? Bir sürü bedesten, kervansaray restore ediliyor, ihya ediliyor eski eserler. Çok yapılmıyor değil, şey. Hakkını yemeyelim. Harika. Belki harika. Cumhuriyet tarihinde ilk çok, defa çok bu kadar önemli. Çok restorasyon. Çok önemli. Bazıları gerçi çok kötü bu restorasyonların ama bir şeyler yapılıyor. Çok, çok yapılıyor. Fakat şunu görüyoruz, ben nerede görmüştüm? Sivas'ta galiba. Bir bedesten ihya edilmiş, tertemiz, çok güzel yapılmış. Hayranlıkla seyrettik, izledik, dolaştık içini. Sonra şeyi fark ettim. Ama bu ölü, kimse yok. Evet, evet. Dükkanlar var. Dükkanların işte birisine Ebru Özen yapmışlar. Bir tanesine işte başka bir şey yapmışlar. Hep klasik sanatlarımızla dağıtmışlar. Dükkanlar bir süre sonra kapanmış. Giden yok, gelen yok. Ancak işte şehre bir misafir gelince bir heyet halinde şöyle bir dolaştırıyorlar. Sonra da çıkıyorlar. Yaşamıyor. Olmaz. Tam dediğin şey işte. İhya yani. Zaten hayat kelimesinden geliyor. Yaşatmak demek. Evet. Bir şey hafif böyle zayıflayıp hayatını kaybetmeye başladığı anda onu canlandırmak. Reanimasyon deniyor ya. Hastanede bölümler vardır. Mesela ona bile ihya ismi koymuyoruz. Fransızca reanimasyon tam ihya demektir. İhya demektir re aslında. Yeniden demek, animasyon ruhun yeniden döndürülmesi demek. O yüzden inşallah önce kalbe bağlanacağız imanımıza. Oradan anlama, anlamdan kavrama,
kavramdan da inşallah eyleme. İnşallah. Abi kısa bir ara verelim. Eyvallah. Bir soluklanalım. Eyvallah Furkan'cığım. Buradan kalbe bağlanma meselesinden devam edelim inşallah. Kalbe bağlanmak meselesine kalmıştık abi. Evet. Buradan çok kalbi bir adama bazı ilk tanışıklıklar, ilk fark edişler, o bağlanmanın ilk olduğu anlardır. Senin de çok güzel bir çalışman var abi Neşet Ertaş'la ilgili. Ben o çok hoşuma gitmişti. İlk defa Neşet Baba'yı gördüğün anı anlattığın bir şey var, yer var. Oradan Neşet Ertaş'a bir gidelim mi abi? Gidelim. Allah gani gani rahmet etsin. Şimdi ben Ankara'da Altın'da yeni doğan Çinçin, o gecekondu mahalleleri. Biz orada doğduk, büyüdük. Ankara güçlülük var mı abi? Efendim? Ankara güçlülük yok, var. Yok, yok da abim falan çok fanatiktir yani. Hani gecekondu diye biliyorsun, orada tribün vardır. İyi bildim. İşte evet. O genelde bizim mahalleden gelenler. Bir gün ben sokakta oynarken herhalde 6 yaşında mıydım tahmin ediyorum öyle bir şey. Bir müzik sesi duydum. Caddeden geliyor zaten, tek bir cadde var. Tek yükte araba geçiyor. Gecekondu mahallesi. İşte insanoğlu öyle ya, yani Allah-u Teala içine ne koyduysa mıknatıs gibidir. Ona doğru çekilir. Oraya doğru gittim. Baktım bir kahvehane, bizim caddedeki kahvehanenin tıklım tıklım dolu, insanlar dışarıya kadar taşmış. İçeriden bir bağlama sesi geliyor ve birisi okuyor. Çok kapıldım yani. Böyle ufaz zaten, milletin bacak aralarından falan geçerek en öne kadar gittim, kafamı çıkarttım. Baktım orada bir hoparlör koymuşlar, mikrofon koymuşlar önüne, sehpanın üzerine. Rahmetli Neşet orada çalıyor, söylüyor. Şimdi o andan itibaren Neşet benim içimde bir yer oldu. Şimdi yer olayı çok önemli, yol olayı çok önemli, bir de yön olayı çok önemli. Evet. İlk yer tutma. Yer tutma, aynen. O bir yer işgal ediyor. Zaten o yer o anda işgal edilmiyor. Yani birazcık bilirsek, o ezelde zaten o yer hazırlanmış. Orada o beliriyor. O olayla karşılaşınca değil mi? Denk geliyorlar, beliriyor. Ondan sonra tabii ben musiki şeyi varmış, Allah-u Teala vermiş bize, merakı, zevki diyelim. Ondan sonra işte ilerledikçe, yaşımız ilerledikçe tabii Neşet Baba'yı daha çok aramaya, daha çok dinlemeye çalıştık. Leyla da bizim sokak komşumuzdu. Neşet Baba'nın büyük oğlu Hüseyin benim mahallede oynadığım arkadaşımdı. Çocukluktan olan bir şey bu ama ondan sonra o Almanya'ya gitti. Babam da tanırdı Neşet Ertaş'ı. Hatta araba az kalsın satıyormuş arabasını falan. Onu anlatır. Dolayısıyla böyle bir hatıra var. Tanışıklık, bir aşinalık. Tabii musiki bu aşinalığı daha büyüten bir şey. Çünkü musiki şöyle bir şey abi. Sana o insanın her şeyini gösterir. Röntgen gibidir. Yani şimdi sen beni böyle görüyorsun. Kelimelerim, konuşmalarım, belki kitaplarım, yazdım, çizdim, oradan tabii ki tanıyorsun belli bir şekilde. Fakat beni tam tanımak istersen benim musikimi duyman lazım. Çünkü o senin kalbinle tanımanı sağlayan bir şeydir. Kulak burada kapıdır. Kulak evin kendisi değil. Yani bab ayrı bir şey, beyt ayrı bir şey. Kapıdan girilerek eve giriliyor. O yüzden Neşet'in de bütün aslında insan olarak varlığı, kıymeti, İzzeti gerçekten musikisinde vardır. Yani onu dışarıdan çok tanımana gerek yok. O ayrı bir hazdır, güzelliktir. Allah gani gani rahmet Bağlamanın etsin. Telinde bizi titreten şey ne abi sence? Evet. Neden? Yani mesela bu bağlamaya, bozlaklara, türkülere, çok uzak insanlar bile bağlamanın sesini duydukları zaman bu topraklarda yaşamışlarsa eğer bir şey oluyor. Genetik bir şey var demek evet, ki. Yani, doğrudur. Yani o bir yatkınlık haricinde sanki bir hüzün var ya o telde, bir şey var evet. Yani adını koymak da zor. Şimdi bir beyit var, şimdi tam hatırıma gelmiyor ama tanbur tanin eyler diyor. Şimdi tınlama demek Arapçada da. Bağlama tınlayan bir şey yani. Tınlamak insanın içinde ince hisleri ortaya çıkartıyor. Titreşimle beraber aynen bir zelzele gibi. Bazı zelzeleler Allah muhafaza etsin yıkıcıdır. Bazı zelzeleler bazı yerlerde madenleri
gri suları, sıcak suları ortaya çıkartır. Ne güzel söyledin abi. Üniversitede bir hocam vardı. Hiç öyle düşünmemiştim. Depremle alakalı. Ben mühendislik okudum. Deprem bizde yıkıcı, öldürücü, tahrip edici bir şey olarak anlatılır. Ergün Toğrul hocamız şey demişti. Hep Ergün böyle Toğrul bakmayın. Mu? Ergün Toğrul tanır mısınız? Abi, bizim Boğaziçi'nde rektördü biz okurken. Boğaziçi Üniversitesi'nde evet, eski rektör. Benim de hocamdı. Ergün Hoca. Çok enteresan bir hocaydı. Yani öyle hocalar pek de kalmadı biliyorum. O şöyle bir şey demişti. Dersi hiç unutmadım o derste. Niye hep böyle bakıyorsunuz dedi. Depremler olmasa bu akarsular nasıl akacak dedi. Bu eğimler nasıl sağlanacak? Bu madenler nasıl ortaya çıkacak? Her deprem, her sarsıntı kötü değildir dedi. İlk defa hani bu konuda bambaşka bir bakış açısının, kesinlikle, insanın ufkunu nasıl açtığını sayesinde görmüştüm. Şimdi sen söyleyince o aklıma geldi. Eyvallah, güzel. Yani bu tınlama, tabii bağlama sesi mesela metalik bir ses değil. Mesela gitar, ona göre biraz daha metaliktir, biraz evet, daha tabii. Daha metalik olan, banjo var falan. Yine mızraplı ve telli sazlardan bahsediyoruz. Fakat bu bir saz özelliğinden çok aslında bizim içimizdeki bir mühür. Yani o bağlama denen şey seni bir şeye bağlıyor. Bak bunu da, bu da bağdan geliyor. Evet, yine bir bağ var. Diyeceksin ki bağlıyor çünkü teli bağlıyor diyeceksin. Ama ona bağlama diyor. Mesela İngilizce'de ona öyle denmiyor. Fretted deniliyor. Yani bir şeyi çekme demek. Evet. Çekili demek onlarda. Bizde bağlama deniliyor. Halbuki o da bağlıyor. Çekiyor, bağlıyor. Ama ona bağ demiyor. Bakın gene bağ geldik. Beste, bağ, akıl. Hep bu gider. Çok enteresan. O yüzden yani Neşet'in de, tabii Neşet'in bağlaması sesinin yastığı. Asıl mesele onun o gönlünden gelen ses. Çok enteresan. O kitapta da ben özellikle söyledim. Çünkü bizim mesela bu klişelerden biraz çıkıp, klişeden çıkmak da şu değil yani, gelenekte bir şey yokmuş demek ki, hepsi de klişe. Öyle değil, tam tersi. Gerçek geleneğe erişmek için aradaki bu çerçöpü bir kenara bırakmamız lazım. Onun için söylüyorum. Neşet Ertaş ne diyor? Biz bir aşk kanalından geliyoruz diyor. Mülakatında böyle diyor. Biz diyor yaptığımız her şeyi aşk ile yaparız. Bize diyor aşk olmayan nameleri biz diyor dinlemeyiz ve yapmayız. İçinde aşk yoksa. Şimdi bu tamamıyla bizim musikimizin özündeki anlamdır. Musiki bizde aşktır. Hat o da aşktır. Aşk olmadan meşk olmaz. Biz klişe olarak. Onun içinde ne mana var. Çok önemli bir hakikati barındırıyor. Yani şunu demek istiyor. İki türlü anlaşılabilir. Bir, kişinin bir şeye sevgisi ne kadarsa muhabbeti, ona erişmesi o kadar kolay olur. Aslında aşık olan bir şeye hakim olur. Allah o yüzden muhabbeti veriyor ki ona müsahhar olsun, onun gitsin elde etsin. Ama ikinci bir taraftan bakalım, aşık olayım ki meşkim de olsun. Şimdi bunu Ahmet Hamdi Şah Efendi Hazretleri kelime-i tevhid için söylüyor. Diyor ki la ilahe illallah sadece şu demek değil diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir de şu demektir diyor. Allah'tan başka ilah olmasın. Kim için? Benim için. Çünkü sen de diyor ilah tutabilirsin. Onu bunu put edinirsin. Bir de böyle bir niyazın olsun. Yani o aynı zamanda bir niyazdır senin için diyor. Hakikattir ama senin için de bir niyazdır. Şimdi bu iki pencere çok güzel birbirini tamamlayan şeyler. Musikinin aşk olması, musikinin bir performans olmaması. Değil mi? Klasik musikimizdeki, sana aslında bunları da sormak lazım. İyi de açıldı konu. Şunu görüyoruz. Ben hani bunu icra etmeyen, kaba bir dinleyici olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere ağır icra edilen sözlerinde ve tınısında, melodisinde muazzam bir derinlik, bir devinim bulunan bir sanattan bahsediyoruz. Bugünün müziğinde ise mesela genel olarak radyoda bazen arabada dinliyorum. Zaten radyoda artık arabada dinlenen bir şey denk geliyor. Bugünün müziğinde bir şey var. Nispet etme, intikam alma, bir kavga atmosferi var. Evet. Çok çok hızlı ama bu hız seni artık beynini bitiriyor. Ruhen tüketiyor. Müzik dinlediğimiz zaman bu hisle, yani şu anda bugünün müziğinde bu hisle aranıyoruz. Ama sizin icra ettiğiniz bambaşka bir şey. Aynen. Yani bu iki dünya arasındaki fark nasıl bir farktır? Ben bu dönem yine bir üniversitede müzik ve medeniyet dersi vereceğim.
Onun bir başlığı müzik ve psikolojidir. Tabii bununla ilgili oldukça okumalar yapmaya çalışıyorum. Bilimsel bütün makaleler, yani psikoloji bilimi, tıp bilimi, onlar üzerinde de makaleler okuyorum. Çünkü o konuda yapılan ve yapılmakta olan çok fazla çalışma var. Müziğin etkileri üzerinde. Şimdi bizim musikimizde abi usul, eseri oldukça ağır ve pest okumak, yani kalın sesle okumaktır. Evet. Ama deme göre dokunur aynı eser. Mesela bir muhabbet iyice kızışmıştır. Mesela o seni öyle bir hale getirir ki sen o eseri biraz daha hızlıca, biraz daha tizce okuyabilirsin. Ama bugünkü hız ve tiz yoktur. Değil, tizlik tabii yoktur. Bu şimdi, pesin pes okunmasının bunun sebebi onun, ne abi? Onu da anlatayım. Bu bugünkü, şimdi ben de bir klişeye saplanmış olmaktan korkuyorum. Hadi doğrulamayı tersten yapayım. Alışmış olduğumuz gibi yapmayalım. Kompleks de yapmayalım. Şöyle söyleyecektim. Onu da dostlarımıza hatırlatayım. Niye böyle karmaşık konuşuyor diye. Aklıma geleni söyleyeyim. Bugünkü modern tıbbi araştırmalar da gösteriyor ki diyecektim. Sonra güya onlar doğrulamasa sanki öyle bir şey yokmuş gibi geriye alıyorum. Bizim musikimizde pest ses ve ağırlık tefekkürü uyandırır. Onlar tefekkürün kapısıdır. O zaman musiki bir araç oluyor. Tabii yani ki. Ulaşmaya çalıştığı adam yer... olmanın bir aracı. Allah ve kendinle sohbetin bir aracı. O yüzden kıymetli. Yoksa kendi başına bir kıymeti yok. Her şey öyle. Allah'a bağlanınca bir şeyin kıymeti olur. Mümin için budur. Şu bardağı sen Allah-u Teala'nın içinde nimeti taşınıyor. O da Allah'ın bir mahlukudur. O da zikrediyor. Diye baktığın zaman işte kıymetli bir şey oldu. Öpersin de onu. Sufiler öper ya. Evet öpersin. Yastıkları. Efendim öpüyorlar bunlar. Evet öper abicim. Herkes öpüyor. Öperler, ama senin öptüğün gibi öpmüyor. O Allah için. O Allah'ın orada kıymetini görüyor. O Allah'ın benim bana verdiği bir emanettir. Hürmet edeyim diyor. Şimdi tizlik ise insan beyninde eğlenceyi ve dünyeviliği çağrıştırır. Bu, şimdi bağlıyorum, tıbbi araştırmalar da bugün aynı şeyi gösteriyor. O yüzden modern çağ ne çağdır abi? Usanç ve acelecilik çağdır. Usanç ve acelecilik. İnsanlar usanıyor. Dininden usananlar var. Ne yapmaya çalışıyor? Sahabeye dil uzatmaya çalışıyor. Hadislere dil uzatmaya çalışıyor. Usanmışlar adamlar. Allah muhafaza. Efendim müzikten usanan var. Efendim hep aynı şeyler okuyoruz. Ya şunu biraz şöyle hızlı okuyalım bak, millet alkışlamıyor, millet uyudu falan. Millet uyuyor çünkü huzurlu insan uyur. Bir insan niye klasik müziği dinlerken, batı müziği de aynıdır, bizimki de aynıdır. Hatta Hint klasik müziği de, raga müziği de aynıdır. Onları dinlerken insan gerçekten rahatlar, sükunete kavuşur ve uyuman çok normal. Sen bu uykuya niye bu kadar düşmez? Birazcık da orada uyu. Yani iş başında uyuyacağına, değil mi? Mesuliyetini yapmadan uyuyacağına orada uyu, rahatlamışsın. Sükunete düşman olmak. Evet, yani. Bravo. Öbürü nedir abi? Öbürü Allah'ı ve seni hatırlatan, muhasebeye ve tezekküre, fikre, zikre ve şükre sevk eden ağırlık ve pesliktir. Mesela bir örnek vereyim. Şöyle okunan Zaharya'nın, rahmetlinin çok büyük bir bestekar, Dede Efendi ile hemdem, sonradan Müslüman olmuş. Bizim musikimiz çok büyüklerinden birisi. Bugün geçtik meşte, Hicaz makamı geçiyoruz. Şöyle bir eseri var. Terk eyledi gerçi beni, olmah cemalim. Böyle okumak var. Bunu daha da pes ve ağır okuyabiliriz. Bir de bunu oyun havası gibi okumak. Şimdi bugünkü insanlara klasik koro bile dediğinde bazı yerlerde bunu şöyle: terk eyledi gerçi beni, olma cemalim. Birisi oyun havasına döndü. Birincisinde tefekkür var. Terk eyledi, hatta daha da ağır okunabilir. Seni çok acayip bir ciddiyete tabii başka davet ediyor. Başka bir yere davet i̇şte ediyor. O, yani. O davet. Bu kaç diyor. Şimdi yüksek ritimli, hızlı dolayısıyla ve tiz sesli olan şeyler insan beyninde farklı bir gürültü merkezine hitap ediyor. Giderek.
Onlar arttırdıkça, yani volümünü arttırdıkça, ritmini arttırdıkça gürültü merkezini uyarıyor. Öbürü ise sükunet ve entelektüel merkezi uyarıyor. Tabii. Bu bütün yani müzikler açısından böyle. Tefekkürün kapısını açıyor. Kesinlikle. Ve kalbe bir sekine veriyor. Ya bizim musikimiz huzur musikisi. Neden? Medeniyetimiz huzur medeniyeti. Neden? İman huzurdur da ondan canım. Yani bu. Her şeyin cevabı Allah. Hep söylüyorsun. Alemde çok soru sorabilirsin. İstediğin soruyu sor. Fakat o sorulara cevap ver, zincire devam et. En sonunda Allah dersin. Bazıları onu kestirmeden diyorlar. Ya Allah de kurtul diyor işte. Fazla karıştırma. İstersen yoğur kendini. O da olabilir. Musiki de öyledir. Musikinin de neresinden tutarsan tut, hangi müzikten dünyadaki, onu da yerelleştiremeyiz. Çünkü biz yerlisiyiz. Her yerin yerlisiyiz. Yerelleştiremeyiz. Yerelleştirmek başka bir şey zaten. Yani. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Şimdi Neşet Ertaş'ın Türkçe söylediği için, Orta Anadolu Bozdağı okuduğu için ne diyeceğiz? Yani Orta Anadolu sanatçısı mı diyelim? Ne alakası var? Yani onun ruhu, onun o manası. Yerel sanatçı mı? Ses tonu bile, kullanma tarzı bile dünyanın her yandaki insanları etkiler. Yeter ki sen o insanlara onu şerh et. Böyle deneyimledin mi abi? Şimdi yurt dışında tabii da bulundun, Amerika'da bulundun epey bir süre. Dünyanın birçok ülkesine gittiğini biliyorum. Bizim musikimizin ya da türkülerimizin hiç o dili bilmeyen, tabii, bizim medeniyetimizi ve kültürümüzü bilmeyen insanların üzerindeki etkilerini deneyimleme şansın oldu mu? Tabii ki tecrübe ettim, gördüm. Mesela Budist bir İngiliz senarist ahbabım vardı. O işte böyle tasavvufla ilgili falan filan bir senaryo düşünüyor. İstanbul'a geldi. İstanbul'a ben onu Yıldız Sarayı'na götürdüm. Oturduk, çay içtik falan. Sonra dedim ki bak, işte o soruyor bana bazı şeyleri. Dedim ki bak, ben sana anlatıyorum fakat anlatmak ayrı bir şey, yaşamak ayrı bir şey. Şimdi sen dedim, tasavvufla ilgili merakın varsa Batılıların tasavvuf anlatan kitaplarından öğrenemez. Onlar mistisizm diyorlar, hiç alakası yok. Ama dedim mesela Mevlana Hazretleri'ni şunu oku, tamam. Bir de dedim gel arabaya gidelim, ben onu zaten bir yere bırakacaktım. Arabadayken ona çaktırmadan bizim bir klasik musiki CD'si koydum. Bir ney taksimiyle giren bir eser abi. Hiç abartmıyorum. Ney taksim başladı, 10-20 saniye sonra çocuk ağlamaya başladı. Ki Batılılar herkesin ortasında ağlamazlar. Evet. Çünkü o zaaftır. İnsanlar birbirini kurdu olduğu için zayıf noktasını göstermez. Ve bana dedi ki bu dedi acayip bir şey dedi. Bu nedir, ne müziği bu dedi. Hiç duymamış adam. Yani neyi bilmiyor. Müziğimizi bilmiyor. Dedim böyle. Müthiş bir şey dedi. Sonra dedim ki sen dedim mesela Mevlana falan düşünüyorsun dedim senaryo için. Fakat Mevlana'nın dedim bugün yaşayan örnekleri var. O zaman olmuş bitmiş böyle bulutlar üzerinde yaşayan insanlar değil. Bugün de var. Gerçekten mi dedi? Olmaz mı dedim. Yani Allah'ın dostu her zaman her yerde vardır. İlla o devirde yaşadı. Ah nerede o büyükler falan. Bugün de var canım büyük. Tanırsan vardı. Senden büyükler yani en azından. İngiliz bilmiyor ama buradaki adam da aynı şey. Onu diyorum. Düşebiliyor biz yani. Onun kadar yabancıyız. Hatta onlar belki daha yakın. Dedim onu da şöyle yapayım. Bir tane gerçekten Türkiye'de yaşamış bir Arif'in videosu vardı. Yolda yürürken dervişleri. Dedim bak Mevlana nasıl anlamak istiyorsan bu videoya bak. Hani kafanda görsel bir şey oluşsun istiyorsun ya. Budur. Bir Allah dostu böyle olur. Yürüyüşü böyledir. İnsanların ona yaklaşımı böyledir. Onunla insanlara yaklaşım mütevessim vesaire. Çok güzel. Adam ikisinden de inanılmaz etkilendi. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Yani bir şeyler yazıyordu. Fakat o ağlamasını unutmuyorum. Çünkü kolay kolay ağlamazlar yani başka insanların yanında. Batılıların hiç yapmayacağı İnsan şey yani. Yani bu iş bu. Biz insanları böyle batılı doğulu da demeye çok ihtiyaç yok. Musiki'nin işte kerameti burada. Yani musiki gönül dili olduğu için önünde engel yok. Mesela biz de, ben mesela Kürtçe bilmiyorum. Fakat Kürtçe kasidelere hastayımdır. Çok etkiliyor beni. Hint müziği, Hintçe bilmiyorum. Çok etkiler. Bilmediğim bir sürü batılı dil var. Yani onlardan da ben sürekli dinliyorum, araştırma yapıyorum. Her birinden lezzet alabiliriz. Çünkü kalpten gelen belli oluyor. Bir de kalpten gelmeyen de belli oluyor. Mesela onu bir sanat olarak yapmış. Piyasaya gider bu. Gençleri hoplatsın, yaşları işte zıplatsın diye
yapılabilir. Çünkü o da bir manipülasyon alanıdır. Her ilim alanı bir aldatma alanıdır aynı zamanda. O yüzden dikkat et. İlmin en önemli şeyi ahlakıdır o yüzden. Her alanın. Mesela ben çok iyi doktorum, ahlakın yoksa en tehlikeli adamsın. Ben çok iyi avukatım, ahlakın yoksa en tehlikeli çok adam. Çok tehlikeli hem de, evet, değil mi? Hem de çok tehlikeli. Birisi hayatını mahveder, öbürü hürriyetini mahveder. Şimdi musiki de öyledir. O yüzden musikide de bizim geleneğimizde en başta öğretilen şey edeptir. Ölçülerle hareket etmek. Musiki ehli olmayana geçmemek. Hatta bazı makamatı, bazı makamları ehli olmayana geçmemek. Makamların da böyle hususiyeti var. Sadece bizim geleneğimizde değil, Orta Çağ Katolik müziğinde bile bazı modların, yani eski Yunan makamlarının yasaklandığı var ki. Kilisede icranın ama. Dışarıda icra ediliyor. Kilisede icra ettirmiyor da. Çünkü diyor dünyeviliği hatırlatıyor insanlara, onlara göre. Bizde öyle değil. Bizde irfan derecelerini çağrıştıran, çok üst dereceleri çağrıştıranları Dede Efendi Hazretleri'nin falan notları vardır. Bunları ehli olmayana geçmeyiniz diye bu makamlar. Halbuki şimdi bakıyoruz. Modern bir bakış ne diyor? Abi notası var. Bu makamı ben biliyorum. Nasıl ya? Niye yasak? Ne demek yani? Yasak demiyor adam. Ehli olmayana geçme diyor. Bunu şimdi bizim anlamamız ne kadar zor. Çünkü aculuz, cahiliz açıkça söyleyeyim. Acul. Allah'ın zemmettiği bir sıfat. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İnsanoğlu çok acelecidir. Bir de musiki bir kadim zinciri daha hatırlatıyor. Usta, çırak zincirini. Onun için zaten. Edep aktarımı için. Evet, o aktarım. O evet. Ne diyorsun abi? Eser geçti. Geçmek, mesela, öğretmek yok. Evet, bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Neden geçmek, neden öğretmek değil abi? Çünkü kalpten kalbe geçiyor. Öğretmek zihinle ilgili bir şey. Geçmek kalple ilgili bir şey. Evet, muazzam. O yüzden geçmek muazzam denir. Çünkü üstadın da özelliği kalp sahibi olmasıdır, kalbinin farkında olması. Bizim bugünlerde kalbinin bile farkında olan çok insan yok. Senin Kalbin Aklını kitabında özellikle üzerine basa basa anlattığın mevzular da bunlar. Aynen. Özellikle abi bu Araf suresinden yola çıkarak senin galiba kalbin aklı tanımlaması ve kalbin akla sahip olması gelir. Gerektiği. Evet. Bu ayetten kaynaklı. Evet. Nasıl abi? Bunu birazcık ilk defa izleyen, defa bu kavramla ve seninle tanışan izleyicilerimiz için. Eyvallah. Kısaca şöyle abi, şimdi yani. Bizim 200 yıldır yaşadığımız bölünme sadece bir kopma değil, bir de kendi içimizde bölünme var. Bir kendi kendimizden kopma var, bir de kendimiz içinde bölünmesi var. O bölünme ve kopmanın temeli insanın kalbinin ve aklının iki ayrı varlık olduğu, iki ayrı hassa, meleke, yeti olduğu. Birbirinden ayrı. Bunların imtizac etmesinin zor olduğu, ikisinin zıt kutuplar olduğu şeklindeki seküler, Rönesans'tan sonra gelişen batılı mantıktır. Kalbin aklı bu bakımdan biraz paradoksal duruyor tabii, garip duruyor yani. Böyle bir şey. Kalbin aklı, aklın kalbi. Evet, aklın da kalbi var. Kalbin de aklı var. Nereden biliyorsun? Ben bir gün Meali Şerif okurken Araf suresinde o ayet-i kerimeyi gördüm ve o anda gerçekten çok çarpıldım. Tabii bunu bilen üstadlarımız, alimlerimiz şaşırmaz. Onlar diyor, neye şaşırıyorsun kardeşim yani? Tabii ki vardır. Eyvallah. Ben ilk defa gördüm. Allah-u Teala orada şöyle buyuruyor. Kafirler için buyuruyor. Onların kalpleri vardır fakat fıkh etmezler. Yani fıkh etmezler. Kelimesi de geçiyor. Evet. Şimdi çok enteresan. Onların kalpleri var, fıkh etmiyorlar. Allah Allah. Fıkh etmek demek bir şeyi temelinden tam anlamıyla, bütün incelikleriyle kavramak demek. Akıl demiyor ama. Kalp akıl demiyor Allah-u Teala. Akletmekle ilgili çok ayet-i kerime var. Kalp, akıl bağlantısı, kalp anlama bağlantısı, kavrama bağlantısı. Allah Allah. Onun üzerine tefekkür ettim. Biraz da baktım tefsirlere. Ondan sonra gerçekten hani benim içimde hissedip de ifadelendiremediğim bir şeyi Allah-u Teala'nın bu beyanı, bu fermanı ile tam ifadesini bulmuş oldu. Gerçekten de müminlerin kalbindeki akıl, yani bizim aklımız ile mümin olmayan birisinin aklı bambaşka şeyler. Çünkü kalpleri bambaşka şeyler. Şimdi bunu mesela kalp deyince duygusallık alanı, akıl deyince efendim eylem alanı, muhakeme alanı, düşünce alanı falan diyoruz. Halbuki
hepimiz de çok iyi biliyoruz ama bunu itiraf etmekten çok sevmiyoruz. Batı akademik dünyası da bunu söylemez. Çünkü o da bir mafya. O da kendi içinde bazı şeylerle devam ediyor. Menfaat grupları onu şekillendiriyor. Esas şu, Marx teorisini kalbinden geçen bir şey üzerine aklını çalıştırarak ortaya koyuyor. Yani aklından dolayı bir şeyler yapmıyor adam. Kalbi ona diyor ki ya bu işçiler garip. Bak bu İngilizler bunları mahvediyor. İnsan yerine bile koymuyor. Bunlar o kadar alçak. Ya sen bunlarla ilgili bir şey yapman lazım. Bir şey yap. Kalbi söylüyor bunu adam. Adamın yola çıkışı o. Ama ondan sonra aklı onu nereye götürüyor, hangi çıkarımsama o ayrı bir şey. Ama bu başlangıç noktası. Başlangıcı her zaman kalp. Çünkü niyet olmadan amel olmuyor. Sadece müminler için de değil. Biz bunları hep bak gene ne yaptık? Yerelleştiriyoruz. Halbuki dünya bizim yerimiz. Biz dünyanın içinde bir yerde değiliz. Dünya bizim yerimiz. Müminin yeri. Şimdi Marx'tan da ibret alırız. Ama tavsiyem Marx'ta hakikat çok arama. Çünkü hakikat iman sahibinde olur. Onda hikmet buna olur. Çok teşneyiz değil mi? Tabii çünkü Marx demek bizi şık ve evet, kabul edilebilir kılıyor. Yani ben oradan kalksam İbni Haldun'dan bir şey bahsetsek veya ne bileyim Sadi Şirazi'den bahsetsek. Ne Sadi bak ismi bile Sadi. Bir Alman ismi olsaydı ne güzel kaçardı. Yani değil mi? Şu Frankfurt okulundan birilerine. Tabii efendim Frankfurt bak Frankfurt okulu yani sen bana Bağdat okulu deme. Nişabur diyen okulu, yok zaten. Değil mi? Frankfurt okulu, Viyana okulu. Neresi? Biz bunları biliyoruz ha, yani. Var Nişabur Mektebi de var. Var. Nişabur neresi diyorlar. Fergana Vadisi'nde ne oldu? Daha neler? Maturidi. Orada neler bitti? Neler yaşadı? Neler biliniyor? Dolayısıyla bu akıl ve kalp bölünmesinin ne kadar yanlış olduğunu ve bizim bugüne kadar yaşadığımız o kendini kaybetme, tutarsızlık, aşağılık kompleksleri, bir türlü kendimizi bulamama, orada arayıp orada bulamama, burada arayıp burada bulamama, 200 yıldır nesiller böyle gidiyor. Perişan olup gidiyor. İyi niyetle davranıyorlar, arıyorlar. Aradıklarını bulduklarını sanıyorlar, kayboluyor. O zaman asıl meselenin bu olduğunu anladım. Yani asıl mesele bizim kalbi yanlış tarif etmemiz, aklı yanlış tarif etmemiz, bunların aslında iç içe olduğunu da farkında olmadığımız noktasına geldi. O zaman bundan sonra yapacağımız her şeyin niyet ve amel iç içe olması gerekiyor. Kul müziği de böyle yapar. Allah için musiki icra edince zaten Allah'ın hükümlerine tabi olur. Yani azgın, bezgin müzik yapmaz. Her şey sirayet eder. Her şey öyle olur. Yani şimdi bizim program yapmamız da öyle olur. Şimdi mesela muhterem izleyeceğimiz dostlarımızı sabrını tüketmeyenin de bir ölçüsüzlük olduğunu sana hatırlatır. Sadece reklam kuşağa girmesi, programın bitmesi gibi teknik konular değil. Onların ötesinde bir ahlaki mecburiyet ortaya çıkarır. Bu kalbin aklından doğan bir mecburiyet. Herhalde sen de öyle bitireceksin. Ya abi kıpırdın. Çok çok iyi ya. İlk defa bir konuğum toparladı. Benden devraldı. Biz de az yol yürümedik bu konuda. Çok teşekkürler abi. Bu güzel sohbet için. Ben çok geldiğin için çok teşekkür Allah ederiz. Sağ ol kardeşim. Eyvallah abi. Haftaya inşallah aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere.